Herkese merhaba arkadaşlar. Yongaç ayarındasınız. Kimlerimizi bulun. Çünkü uçuşa geçiyoruz. Herkese merhabalar, yol geçen anındasınız. Bendeniz Ege Topoyan. Bugün Mösyö Onur Aydın'la beraber haftanın olaylarını Olaylar Olaylar programında değerlendireceğiz. Selamlar Onur, ne haber, nasılsın? Selamlar, vallahi iyiyim. Tabii yine kapandık. Bu sefer yine cidden kapandık. Her hafta artık... daha çok kapanmaya devam ediyoruz. Her hafta daha da kısıtlamalı kapanmaya devam ediyoruz. Sonumuz hayır olsun deyip ben haftanın herhalde en büyük haberine geçiyorum. Şimdi Warner Bros'un açıklamasına göre bütün sinema filmleri kendi içlerinden çıkan, buna Matrix ve Dune da dahil, sinemalara HBO Max ile eş zamanlı olarak gelecek. Bence bu bütün sektörü değiştirir. Yani şu an yapılabilecek en riskli ama aynı zamanda sektörün belki de ihtiyacı olan dinamizmi getirecek bir haber. Göreceğiz. Sen ne düşünüyorsun? Ya tabii hani şimdi Wonder Woman 2 zaten gelecekti ve şimdi Warner Bros'un bütün yapımlarının da hem sinemalara hem de HBO Max'a gelmesiyle hem sinema sektöründe de bir canlanma oluşur. Çünkü hani herkes böyle bir şeydi. O acaba gelecek mi ya, ne olacak falan, hani bir sinema sektöründe bir canlılık olur. Ve tabii HBO Max'a gelmesiyle de Netflix'e güzel bir rakip oluyor yani. Ya tabii yani Netflix geçen sene Irishman'e 130 milyon dolar gibi bir şey yatırmışken büyük filmlerin streaming platformlarına gelmesine alışıyoruz ama yani Warner Bros. Gibi bu kadar 100 yıldır bir sinemayla özdeşleşmiş bir firmanın böyle bir hamle yapması yani çok benim için şaşırtıcı. Aynı evet, zamanda yani çünkü üzücü. Yani ben sinema salonlarının ölmesini istemiyorum. Bu hani toprak bir de atmak oldu dediğin bayağı. Gibi. dediğin gibi yani yani 100 yıllık mainstream bir firmadan bahsediyoruz. Ve yani adamlar bayağı kendi ayaklarını da sıkıyorlar gibi oldu ama bir yandan da sinema sektörünü yeniden ayağa kaldırmaları gerekiyor ve bir yandan da Netflix'e de rakip olmaları gerekiyor. Ya bu yüzden evet, büyük işte iki platformda çıkararak artık bir şeyler deniyorlar şu anda, çünkü kimse emin değil. Acaba ne doğru? Yani en büyük kozlarını oynadılar. Evet. Beni üzen şey mesela Türkiye'de vizyona girecek mi? Yani girecektir illaki de. Ben şimdi Tabii. Dune'u IMAX'te izlemek istiyorum. Onu diyorum sonra. Göreceğiz. Anladım anladım. Evet. Şu an gelecek gibi gözüküyor. En son neydi? 15 Ocak'tı değil mi? Evet, Wonder Woman 15 Ocak'ta vizyona girecek Türkiye'de. Ki tabii sinemalar açılırsa. Tabii yani büyük ihtimalle de o birazcık yine sarkabilir. Umarım sarkmaz. Kesin yani bir Rex tarih kapandı değil. Biliyorsun. Tabii Rex kapandı aylar önce. O zaman bir sonraki haberimiz olan Letitia Wright'ın, ki kendisi Black Panther'da Shuri rolüyle kalbimizi çalmıştı. Yani benim olmasa da bütün Twitter'ın kalbini çalmıştı, öyle söyleyeyim. Twitter'dan transfobik tweetleri, yani transfobik söylemlere sahip bir şeyi paylaştıktan sonra, bir kilisenin konuşmasını paylaştıktan sonra, burada kilisenin konuşması, rahibin değil kesinlikle, konuşmasını paylaştıktan sonra gelen tepkiler üzerine bütün Twitter hesabını kapattı. Yani Black Panther 2'nin geleceği iyice açmaya girmişken evet zaten zaten oyuncu kadrosundan direkt ana karakter maalesef gitti. Ondan sonra vefat etti bu arada oyuncu. Yani dedim yani ayrılmadı, direkt vefat etti yani, hani geri de alamazlar, belki CGI artık bilmiyorum, onu öyle hallederler. Onun ama etik sorunları olur ya, yani ateşle yakarlar evet, Marvel evet. stüdyosunu. Artık onu bilemeyeceğim. Leia'yı CGI ile yapmışlardı. Bir de neydi? Rogue One'da kimi CGI ile yapmışlardı? Evet. Hatırlıyor musun?
diyor. Hatırlıyorum şey. Aa, o kadar Star Wars'cı olacağız bir de. Evet, bir dakika ya? Ben adamın ismini unuttum. Tarkin. Yok şey, Tarkin biliyorum da oyuncunun ismini unuttum. Peter Cushing'di galiba. Tabii Tarkin de. Oyuncunun ismini arıyorum ben. Peter Cushing eminim ondan. Peter Cushing, tamam. Yok, bir dakika. Grand Moff. Ha şey, ben de evet Peter Cushing, tamam. Aa, bu arada Darth Vader de öldü. Şey, Darth Vader'ı oynayan abimiz. David Prowse öldü. Evet. O da sevdiğimiz bir abimizdi. O zaman yani kendisinin ya bu kadar yakın zamanda kaybetmişken ben de minik bir trivia atayım. Şimdi 1977'de Star Wars ilk çekilirken David Prowse oynuyor Darth Vader'ı. Bayağı seslendirmesiyle beraber. Ama post prodüksiyona girince, ki Star Wars filmi resmen George Lucas tarafından post prodüksiyonda kurtarılmış bir eser. David Prowse'un o jönler jönü İngiliz oyunculuğunu birazcık uzaya yakışmaz buluyor diyeyim. Ondan sonra James Earl Jones'la anlaşıp David Darth Vader'ın efsane sesini ortaya çıkarıyorlar. Böyle minik bir tabii şey araya atmış oldum. Star Wars'ta tabii bir oyuncu Darth Vader'ın vücudu, bir oyuncu Darth Vader'ın sesi. Başka zaten yok herhalde. İki oyuncu oynuyor. Yok, Return of the Jedi'da da bir oyuncu da Darth Vader'ın yüzü. Ha, aynen. Bir de Darth Vader'ın yüzü. Bayağı Darth Vader'ı 3 kişi oynuyor. Maşallah diyelim ve bir sonraki aynen, haberimiz maşallah. Olan High Republic dizisine geçelim. Şimdi High Republic Star Wars'un Disney tarafından duyurulmuş yeni dönemi ve Yavin Savaşı'ndan 400 yıl öncesine gidiyor. Ve bunun üzerine bir dizi yapacaklar o dönemde geçen. Ne düşünüyorsun Onur? Yani ben açıkçası tabii şimdi Star Wars'un bu KOTOR dönemiyle alakası yok çok fazla High Republic'in de. Yani KOTOR dönemi vesaire bizim normal bildiğimiz bu Saga'dan önceki dönemlerde benim açıkçası ilgimi çekiyor. Yani izlemesi keyifli olacak bir dizi gelir diye düşünüyorum. Hani Mandalorian kadar beklentimi yükseltmek istemiyorum ki bu arada ikinci sezonu da izlemedim ama birinci sezonun ilk 3-4 bölümü gayet keyifliydi. Herhalde yine böyle ortalama chill bir şeyler çıkarırlar. Ya ben High Republic'e aslında bir proje olarak coşuyorum Disney'in elinden çıkmasına rağmen. Çünkü o dönemde olan mesela Dark Plagueis falan var direkt. Palpatine'in master'ı olan ve onu görecek olmak, onun nasıl o planı kurduğunu, Palpatine'i eğittiğini falan muhtemelen göreceğiz. Şimdi bu beni gaza getiriyor. Ancak 1. Disney, 2. bunun dışında High Republic dönemi bayağı durgun bir dönem baktığınızda Star Wars geçmişine. Yani oradan muhtemelen yani Dave Filoni olacak işin başınca. Başınca bu arada. Başında değil kesinlikle. göreceğiz. Umarım iyi bir eser yaparlar. Çünkü Star Wars'tan iyi bir şeye çok ihtiyacımız var. Bir ara şey vardı. Disney bütün bu geçmiş hikayeleri şey yapmıştı. Arkadaşlar biz bunları hepsini siliyoruz falan yapmıştı. Evet. 2015'te bütün Extended Universe'ü tamamen sildiler. Evet işte ya bayağı hani bize yardımcı olacak bütün yardımcı olabilecek bütün kaynaklarımızı siliyoruz arkadaşlar, haberiniz olsun, bunlar artık hikayemizde yok, bunu herhangi bir şekilde katmayacağız falan diyorlardı. Yani yine de bununla ilgili bir içerik çıkarıyorlar çünkü ya bir kere fanların çok tepkisini çekmişti zamanında. Ya ben o aslında biliyor musun o tepkisini çeken değil de onu destekleyen taraftaydım çünkü yani episode 7'yi yapacaklardı ve yani episode 7'yi yapacak adamlar. Bunun için daha ya, tabii, boş bir sayfa açmak istediler kendilerine. Ben bunun arkasındaydım. Tabii sonra hiç işler beklenildiği gibi gitmedi ama. Evet. Yani çünkü ne de olsa güzel kitaplar vardı ve kanondan çıkarsa beni çok etkilemezdi. Çünkü kitaplar yine duruyor olduğu yerde. O zaman yani başka bir haberimiz yoksa videoyu bitirebiliriz. Var mı senin aklında başka bir haber? Başka bir haber aklımda olan sanırım yok. Ha
Grammy ödülleri var aklıma geldi. Grammy ödüllerinde tabii aşırı önemli muhteşem bir sanatçımız olan The Weeknd'i şeye koymamışlar. Gerçekten bu büyük virtüöz müzisyenimiz ve sanatçımızı koymadıkları için herhalde müzik sektörü yıkılacak. Çünkü neden? Aşırı dinlenmiş. O yüzden. Evet, ben de gerçekten çok bütün samimiyetimle üzüldüğümü belirtiyorum. Aynen öyle. Ben de yani dönemin artık Pink Floyd'u mu? Artık. Ne kesinlikle. Denir? Evet evet yani dönemin Pink Floyd'u, Alan Parsons artık yani her türlü böyle rock, pop bu mecralarda iyi iş yapmış. Ki bu arada Pink Floyd'un değil de David Gilmour'un daha çok Pink Floyd'un üyesi. David Gilmour'un pop işi var da neyse. Alan Parsons gibi böyle dönemin popunu ayak uyduran muhteşem bir sanatçımız kendisi. Yani koymamaları nedense aşırı fazla tepki çekmiş. Abi benim hiç umurumda değil gerçekten. Vallahi ben evet hani. Zayıf şimdi, bir sanatçı mı? diğer adaylara da baktım da şimdi hani The Weeknd'den iyi değiller ama The Weeknd de o kadar iyi değil. Böyle genelde bomboş bir sene oldu yani 2020 Grammy anlamında. Bir Fiona Apple diye bir sanatçı var. Onun bir albümün ismini unuttum ama onun albümü bayağı dikkat çekti. Birkaç tane şarkısını dedim. O keyifli, alternatif rock tarzında. Pop değil de birazcık daha alternatife kayıyor. Yani büyük ihtimalle kazanmaz o en iyi şeyi, en iyi sanatçı veya en iyi şarkıyı falan ama o da adaylıklarda olmasa en azından daha nasıl desem hani Beyoncé olacağına o olsun daha iyi. Katılmakla beraber yine ben daha çok daha geçmişten müzikler dinleyen ve daha çok soundtrack tarafıyla ilgilenen biri olarak çok hakim olduğum bir konu değil. O birazcık daha senin alanın. Benim de açıkçası alanım benim de geçmiş zamanlar olduğu için Beyoncé falan ben de bunları aşırı iyi bilmiyorum. Yo zaman yine bilmediğimiz şeylerden bahsettiğimiz evet, yine geçen hafta gibi. Bunlar hakkında evet. Bir konuyu bilmeyen insanların bilmediği şeyleri bilmedikleri şekilde konuştuğu bu güzel programımızın da sonuna geldiğimize göre kendinize iyi bakabilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, like atabilirsiniz ve arkadaş ortamında bahsedebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.